Merhaba. Bugün muhtemelen şu an hayatı sorgulamanız sebep olacak bir arka planla karşınızda olduğum için neden böyle bir video başlangıcı yaptığımı merak ediyorsunuz. Hemen size aydınlatayım. Çünkü yarın Kıbrıs'a gidiyoruz. Ve Kıbrıs'ta da abimin yurt odasını toplayacağız, bir şeyler yapacağız, gezmeye gideceğiz. Ve ben de bu süreci sizinle paylaşmak istedim. Eğlenmekten başka hiçbir şey düşünemeyeceğim. Bu yüzden de en fazla 1-2 dakikalık böyle Kıbrıs görüntüleri koyabilirim bir yerlere diye düşündüm. Ve dedim ki ama bunu bir şekilde paylaşmam lazım. O zaman dedim yanıma bir kitap götüreyim ve herkesin delilercesine beklediği anlık görüm videolarından bir tane çekeyim. Ve aklıma yattı bu durum. O yüzden bugün sizlerle Gazat ve Şafak'ı okumaya başlayacağız. Artık Allah ne verirse Türkiye'ye geri döndüğümde mi okumayı bitiririm? Yoksa oradayken çok sıkılıp da komple bitirip daha üstüne bir de kitap mı ararım bilmiyorum. Ama cidden bunu okuyacağım için çok 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 heyecanlıyım. Ve ilk defa da bir seyahatte şu ciltli kitapların dış cildini de yanımda götürüyorum. Çünkü kitabı şöyle gösterirsem bence korkunç olur. Yani çünkü çok çirkin. Yalan söylemeyeceğim, çok çirkin. Gerçi dış cildi de çok çirkin bana kalırsa. Bundan bahsetmiştim ben bir zaman. Ama kitabın içeriğinin çok güzel olduğunu söylüyorlar. E tamam, o zaman biz de yorumlarız, hakkında fikirlerimizi birlikte paylaşırız. Mantıklı geldi. Bence size de mantıklı geldi. O zaman anlık görüm videoları başlasın. Selam. Bugün aslında ilk günümüzdeyiz ama ikinci günümüzdeyiz. Ya aslında bugün ben kitabı okumaya yeni başlıyorum ve 4 Haziran pazartesiyi gösteriyor saatlerimiz. Bu arada şu an gerçekten büyük bir boşluk içerisindeyim çünkü telefon yok. İnternet yok. Ya yani internet yok, o yüzden telefon da yok oluyor doğal olarak. Yerini hiçbir şekilde bilmiyorum. Şu an yurttayız. Yurdu da hiçbir şekilde bilmiyorum. Ne yapacağım onu da bilmiyorum. Ama zaten 2 gün burada kalacağız. Sonrasında eve döneceğiz. İstanbul'a döneceğiz. O yüzden yapacak bir şeyler bulurum. Sizi birazcık yurt odasında gezdireyim. Abimin yurt odasında. Niye bilmiyorum. Canım sıkıldı. Kapıdan girdiğimiz an böyle öğrenci evinde bulabileceğiniz her türlü saçmalığı görebiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz şey benim sırt çantam. Ve yurdun manzarası gerçekten bir medeniyeti çağrıştırıyor. Denizi görüyor. Kısmen. İnanırsanız. Durun, yaklaştırmaya çalışacağım size. Bakın orada bir mavilik görüyorsunuz değil mi? İşte o deniz. Yani denizi görüyor. Anlık yorum videosu olarak başlayan fakat daha sonrasında vloga dönen bir videonun devamını çekiyorum. Bugün sizlerle aslında Gazap ve Şafak'ı okuyup yorumlamam gerekiyordu. Fakat ben gittim. Havaalanında çok sıkıldığım için ve kitap okumaya da çok fazla dikkat veremediğim için Batman Noel'e başladım. Yanımda iyi ki bunu da getirmişim. Çünkü şu an gerçekten çok güzel ilerliyor. Ama tabii ki de Kıbrıs'a gelip dışarıya çıkmamak asla olmazdı. O yüzden yarın tüm gün gezmeyi düşünüyoruz. Ve bu yüzden de yarın muhtemelen tüm gün video çekeceğim. Çekemezsem de bir şekilde halledeceğiz onu. Ve birazcık size Kıbrıs'tan bahsedeyim. Çünkü sonuçta Kıbrıs'tayım abi. Birazcık bundan bahsetmem gerekiyor sanırım. İnsanları çok tuhaf. Gerçekten insanları o kadar iyi ki. Gerçekten inanamadım. Bazı insanlar o kadar samimi ve size o kadar çok kendini açabiliyor ki. Hani bir anda sanki 10 yıllık dostunuzmuş gibi oluyor insan ve ben böyle insanları çok seviyorum. Çünkü hani girişken insanlarla daha kolay arkadaş oluyorsunuz. Ve ben arkadaş edinmeyi seven birisiyim. Ne konuştuklarını anlamak çok güç gerçekten. Bizimle aynı dili konuşuyorlar ama öyle bir aksanla konuşuyorlar ki. Biz uçakta bir tane Kıbrıslıyla konuşuyorduk, Kıbrıs Türküyle. Ve hani ikide bir efendim hı falan diyordum. Çünkü anlamıyorum. Şu an biz Girne'deyiz. Aslında Kıbrıs'ın böyle şey merkezlerinden, bilinen merkezlerinden. Ama biz tabii ki her zamanki gibi uzak medeniyet kısmına gittik. Ve şu an zaten gösterdiğim üzere pek bir şey yok. Dışarıda dolaştıkça muhtemelen güzel şeyler bulabileceğiz. Şu anlık gerçekten çok sıkılıyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok. Telefonu eğer uçak modundan çıkartırsam hat kapanacak. Telefonum 30 gün süreyle açık durmaya devam edecek ama 30 gün sonrasında ölecek. O yüzden açamıyorum. Ve bu durum gerçekten çok sinir bozucu. İnternetim de yok. Biraz da şey olacak böyle. Uzak diyarlarda internetsiz, medeniyetsiz yaşama.
Challenge. Challenge başlatıyorum şimdi. Muhtemelen çok kitap okuyacağım. Yarın da muhtemelen çok gezeceğim. Bu yüzden de vlogu devam ettireceğim tüm gün boyunca. Umarım güzel bir şeyler çıkar ve ben bu videoyu yayınlayabilirim. Yani umarım. Çünkü Kıbrıs'a ilk defa geliyorum ve Kıbrıs'ı gerçekten beğendim. Bu arada Kıbrıs'ta o şey var ya, bir efsane var böyle. Yola adımınızı attığınız an arabalar duruyor efsanesi. O gerçekmiş. Vallahi o gerçekmiş. Yola adımımı attığım an araba durdu ve ben böyle kaldım. Gerçekten adama karşı mahcup hissettim kendimi. Yani aslında olması gereken şey o. Yaya geçidindeyim ve benim önceliğim var. Ama yani durunca ben adama karşı mahcup hissettim. Gerçekten İstanbul'dan daha çok nefret ettim Kıbrıs'a gelince. Bunu söyleyebilirim. Çok güzel bir yer ama. Vallahi. Giderseniz veya gittiyseniz bana yorumlarda siz neler düşünüyorsunuz yazın. Cidden çok merak ediyorum. Ben Kıbrıs'a ilk defa gelmiş bir Türk olarak şunu söyleyebilirim ki beğendim. Vallahi beğendim. Ama yarın muhtemelen daha çok beğeneceğim. O zaman ben şimdi gideyim yurt odasında yalnız başıma çizgi romanımı okuyayım. Sonra da annem gelsin ve bir şeyler yapalım. Bilmiyorum ne yapacağız. Klimanın kapanmasını bekliyorum. Bekliyorum. Kapandı. Şu an bunlarla uğraşırken kendimi şey gibi hissettim. Korku filmlerinde ölmek üzere olan karakter. Hani siz onun öleceğini bilirsiniz ama karakter öleceğini bilmez. Ve saçmalar ya. Öyle hissettim. Dışarıdan bir ses geliyor. Duyuyorsunuz muhtemelen. Ama ne sesi olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bugünlük bu sese katlanmaya devam edeceğiz. Tarihlerimiz 4 Haziran Pazartesi'yi gösterirken saatimiz 14.38. Bugün zaten güne çok erken başladım. 5'te uyanmıştım. Ve hala hiçbir şekilde uyumadım. Ve aşırı derecede de enerjikim sebepsizce. O yüzden şimdi konumuza gelelim. Olay Yeri programı izlemeye başladığımda kendimi şey gibi hissettim. Sherlock Holmes gibi hissettim. Neyse ama sonrasında atlattım bu durumu. Reklamlar çıkınca hemen Sensiz Özkansın kendine gel dedim ve Batman Noel'i okumaya başladım. Batman Noel gerçekten çok güzel bir çizgi romandı. Çok kolay okundu bitti ve sandığımın aksine çok da Joker olan bir çizgi roman değildi. Yani Joker aslında hiç konuşmuyordu neredeyse ve çok geveze bir karakterdir. Muhtemelen tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Gerçekten neredeyse hiç konuşmaması öncelikle beni, sonralıkla da tüm duygularımı hayal kırıklığına uğrattı. Ama yine de sıkıntı değil çünkü yine de beğendim. Güzeldi. Özellikle de çizimleri çok güzeldi. Ama sürekli Batman'den yaşlı adam diye bahsetmeleri hoşuma gitmedi. Çünkü Batman benim için, Batman derken Joker'ı göstermem. Her neyse. Çizimlerini şu an gösteriyorum size. Gerçekten anlamsız şeyler yapıyorum. Evet, ihtiyar adamımız. Batman benim için gerçekten bir otoritedir. Yani ne bileyim, Batman ismi bile şey böyle. Otorite. Ama bu çizgi romanda sanki böyle hiçbir değeri yokmuş, paçavraymış gibi bir köşeye atılmıştı. Ve tabii ki de doğal olarak bu pek de hoşuma gitmedi. Ama çizgi roman güzeldi. Çizimleri özellikle güzeldi. Ve bir masal anlatılıyor aslında burada. Pardon, yanlış tutmuşum. Masal anlatılıyor aslında burada. O yüzden bunu da düşünürsek güzeldi. Yanımda iki tane kitap getirmiştim. Yani daha doğrusu bir çizgi roman, bir tane de kitap getirmiştim. Ve Gazap ve Şafak'a başlayacağım muhtemelen bugün işsizlikten. Ya da gider Olay Yeri programını bir daha izlerim. Ben yurt dışına bunun için mi çıktım bilmiyorum ama yarın eğleneceğiz. Şu an kameranın ışığı falan birazcık bir tuhaf oldu. Kontrastı bozuldu. Herhalde Türkiye ışığına alıştı yavrucak. Kıbrıs'ı görünce bir patlama yaşadı. O yüzden şarjı da bitmek üzere. Ben bir kapatayım. Artık yarın mı kamerayı yeniden açarım? Bugün mü sıkılırım bir daha açarım bilmiyorum. Ama açtığım an görüşürüz. Selam. Bugün 5 Haziran 2018 Salı günü ve saatimizde 18.59. Keşke bu videoyu 19.00'da çekmeye başlasaydım ama artık çok geç. Bugün buradaki ikinci günümüz ve sanırım bir tık daha tecrübelendik diyebiliriz. Yani en azından şu gelen sesin jeneratör sesi olduğunu öğrendik. Evden böyle sabahın köründe kalkıp çıktık.
ve Lefkoşa'ya gittik. Lefkoşa'ya giderken hava 37 dereceydi ve ben gerçekten bir Marmara bebesi olarak buna hiç alışkın değilim. Ya tamam, yazın İzmir'e falan gidiyoruz, Akdeniz'e gidiyoruz, işte o tarz yerlere, Antalya'ya falan gidiyoruz ama bu kadar değildi. Gerçekten ben hani bu kadar kötü hissettiğimi hatırlamıyorum. Çok sıcaktı ve ben dışarıya çıktığımız an öleceğim dedim yani. O kadar belliydi. Gerçekten tuhaf bir yer. Dedim ya ben Marmara bebesiyim diye. Harbiden de ben Marmara bebesiymişim. En iyi de burada anladım. Çünkü çoğu insan hani böyle çok samimi, çok sıcakkanlı ve ben bunu beklemiyorum. Hani İstanbul'da siz birine sıcakkanlı yaklaştığınızda size acaba bir şey mi isteyecek, acaba bir şey mi çalacak, o yüzden mi yaklaşıyor yanıma diye muamele ederler. Hatta ben de ederim çoğu zaman. Çünkü hani ona alışkınız. Yanımıza birisi fazladan yaklaştıysa, şu alanı, kişisel alanı bozduysa mesela dersin ki lan bir şey mi çalacak? Niye böyle bir şey yapıyor? Ama burada öyle bir şey yok. Burada herkes senin kankin, burada herkes senin arkadaşın, akrabanmış gibi samimi olabiliyor. O yüzden de biraz şaşırdım yani. Biraz yadırgamadım değil ama dışarısı gerçekten muazzam. Biz Lefkoşa'ya gittik. Lefkoşa'da gerçekten hiçbir şey yoktu. Ya da biz bulamadık, bilmiyoruz. Yerine asıl bomba yerdi. Yaklaşık 1,5 saat falan pet shop aradık. Hiçbir yerde de bulamadık. Sonra da Girne'de olduğunu öğrendik ama nerede olduğuna dair hala en ufak bir fikrim bulunmuyor. Artık yapacak bir şey yok. Hani eğer Fransız bulduğunu sahiplenmem sıkıntı olursa pet shop'tan almayı düşünüyoruz ama Türkiye'de 2000 TL ile 2500 arasına değişiyor. Yurt dışında yani Kıbrıs'ta falan 1000 TL falan oluyormuş. Bu arada bilginiz varsa aşağı yazabilirsiniz. Hatta sahiplendirmek isteyen olursa Fransız bulduğu yavrusu bana köpeğin fotoğraflarını atıyor. Hatta videosu olursa daha iyi olur. Ve diyor ki bunu sahiplenmek ister misin? Yani bunu yaparsanız gerçekten yüzyıllarca duacınız olabilirim. Bu maceramız da burada sonlanıyor. Aslında hani ben geri dönmeyi hızlı bir şekilde istedim. Çünkü Kıbrıs'ı her ne kadar çok sevmiş olsam da sınavım çok yaklaştı. Ve bu durum gerçekten bir tık rahatsız ediyor beni. Ama yapacak bir şey yok tabii ki. Burada görmüş olduğum, gözüme batan Kıbrıs şeylerinden birazcık bahsedeyim size. Hep böyle dışarıya doğru bakıyorum ya, alışkın değilim odamdan denizi görmeye. O kadar güzel bir şey ki. Kendimi İzmir'de gibi hissettiriyor. Çünkü İzmir'de de evler genelde beyaz falan. Ve güneş delilercesine yüksekte ve sizi yakmak için sözleşmiş gibi. O yüzden kendimi İzmir'de gibi hissettiğim için de bir tık büyüleniyorum. Öyle kala kalıyorum. Çok güzel ama çok sıcak. O yüzden yani bir daha gelirsem de sonbaharda falan gelmeyi düşünüyorum artık. Yazın gelmem. 45 dereceyi gördük ya. 45 derece ne demek? Bu arada Kıbrıs'a gelirseniz kesinlikle yemeniz gereken bir tavuk markası var. Ama ismini hatırlamıyorum. Neydi ya? Chicken Planet. Evet, Chicken Planet'e kesinlikle gidin ve acılı tavuklarından bir yiyin. Çok güzeller. Biz dün yedik ve büyülendim gerçekten. Kıbrıs'a hani acılı tavuğu için bile tekrar gelebilirim. Çok da boş yaptım. Umarım gene de izlemişsinizdir. Küçük bir böyle Kıbrıs klibi de yapmış gibi oldum. Ve şu an dışarısı gerçekten büyülü gözüküyor. Şuna bakar mısınız? Deniz. Şurada bu arada dün birkaç siyahi arkadaş basket oynuyordu. Ben de video çekiyordum. O sırada ona şey yapıyorlar. Tamam devam et falan diye bağırıyorlar. Şey yapıyorlar. Ne denir ona ya? Şu işaret işte. Ben de güldüm ve videoma devam ettim ama çok samimi insanlar var. Ve bir sürü de heykel var. Çok hoşuma gitti. Burası güzel ya. Ama yaşanacak bir yer değil bence. Daha çok böyle turistik gezmek için güzel. Bayağı da izleyicim varmış. Duyunca çok şaşırdım. Öyle yani. Bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendimi burada gerçek bir YouTuber gibi hissettiğim için bu cümleleri de kuracağım artık. O zaman bir sonraki videoya kadar lütfen kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.